AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ve Yusuf Yerli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Melikgazi Belediyesi kültür yayınları kapsamında hazırlanan Taşların İzinde Kayseri kitabının tanıtımı yapıldı. Melikgazi Kültür Yayınları olarak güzel bir eseri Kayseri'ye kazandırdıkları için gururlu olduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Taşların İzinde adı altındaki kitabımızın lansmanını, tanıtımını yapıyoruz. Sayın Bakanımızın da teşrifleriyle inşallah güzel de bir çalışma yaptık. Bir sene önce de aslında basımını yaptık, hazırlanmıştık. Detaylı güzel bir çalışma oldu. Ama pandemiden dolayı 3 tane bastırdığımız kitabı tanıtamadık. Bunlardan ilki olan Tevfik Eraslan Bey'le birlikte hazırlamış olduğumuz Taşların İzinde Kayseri. Son 100 yıldaki fotoğraflara yer verdiğimiz kitabımız. İkincisini önümüzdeki hafta inşallah Halit Erkilat Doğul Bey ile basımını yaptığımız belediye kültür yayınlarından Erciyes Dağı ile ilgili güzel bir kitabımız var. Yine gelecek hafta aynı saatte hepinizi bekliyoruz. Üçüncü kitabımızda Rıfat Bayrak Bey ile bastığımız Tayyarı Fabrikası. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz ve Erciyes Üniversitemiz de o konuda çalışıyor. Onlar da yakın zamanda basımını yapacak. Onu da geçen sene basımını yapmıştık. İnşallah onun tanıtımını da yapacağız. Dolayısıyla belediye olarak birçok eser kazandırıyoruz, temel atıyoruz, açılışlar yapıyoruz. Ama kültürel yayınlar belki bunlar içerisinde en önemlileri. Dolayısıyla ben katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. İlk baskısını yaptığımız bu eserden de inşallah burada sizlere takdim edeceğiz. Aynı zamanda da bitirdikten sonra, tamamlandıktan sonra inşallah ikinci baskısını da geçeceğiz. Meclise de inşallah göndereceğiz. Ben hayırlı olsun diyorum. Tevfik Bey'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyemizdeki mesai arkadaşlarının özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Yazar Tevfik Eraslan da emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadelerde bulundu. Bir Aralık günü şimdiki Atatürk evinde yemekten sonra ev sahibine derler ki bir konuşma yap. Adam şöyle yapar. Paşam der burada var, burada yok. Çok şükür ben de burada da var ama çok aklınızı almayacağım, çok canınızı sıkmayacağım. Bir şükrümüzde böyle bir çalışmanın kitap olarak ortaya çıkması, elle tutulur hale gelmesi 20 yıllık bir emekti. Gerçekten teşekkür edeceğim çok insan var. Tek tek hepsini saymayayım, gönlümde hepsinin yeri ayrı. Güzel bir çalışma oldu ama en güzeli bu ete kemiğe büründü, ortaya çıktı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere, Sayın Başkanıma, Bakanım tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise şu açıklamalarda bulundu. Haliyle geçmiş zaman hep akla geliyor. Çocukluğumuz, o dönemdeki yaşanmışlıklar mesela çocukken kadınlar oturma turla. Şimdi burada eski Kayseri'den hatırlayacak. Halide abim orada eski Kayseri'de deyince gördüm. Anneler falan ev oturmalarla otururken radyodan türküler açılır. Radyodan her evde olmaz. Çok az evde var. Birbirlerine derler ki şu çıkan türkü senin kaderin olsun gibi der. Öbürler ki ikinci türkü de benim kaderim olsun der. Sırayla beklerler şimdi. Kaderim olsun dedikleri türkü çiftleri de. Böyle işte hastane önünde incir ağacı gibi veya biraz önce hocamın söylediği gibi dertli bir türküyse zaten kaderim yok ki anam diye ağlamaya başlar. Eğer biraz daha keyifli bir türküyse ha bak falan der. Benim de hep oyunlar aklıma geldi bu türküler söylenirken. Sayın Başkanım.